Lale, her şeyin bir açıklaması var. Neyin açıklaması var Onur? Benimle para için nasıl evlendiğimi? Beni, çocuğumu nasıl kullandığımı açıklayacaksın bana? Ben senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Ablacığım, ablacığım. Lale! Lale! Onur ne yaptın? Sana inanmıştık oğlum. Güvenmiştik. Utandırdın bizi çok, çok kandırdın. Anne. Siz de öyle en ufak bir menfaatiniz için rezil ettiniz bizi. Anne! Songül Hanım lütfen. Ahmet'imin hayatta olmadığını ilk defa seviniyorum. Ahmet'im iyi ki hayatta değil de bu rezilliğe şahit olmadı. Pelinsu! Pelinsu, ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Pelinsu, sormaz mıyım? Baba, baba bu Pelinsu'nun söyledikleri gerçek mi? Kızım, evde konuşuruz bunlar. Hadi. Onur! Onur, yavrum nereye? Lale'nin peşinden gidiyorum anne. Konuşmam lazım onunla. Hadise çok gaz yavrum. Şimdi üstüne gitme olayın. Olayın şokunu bir atlat. Sakin sakin konuşursunuz yavrum. Bak, annen haklı Onur. Yani olay daha çok sıcak. Yanlış şeyler söylenmez. Yanlış kararlar alınmasın. Ben sizi eve bırakayım o zaman. Annen yalnız gerçekten çok çok kızdı Fikret. Mahvolduk, yandık. Yangın acısını çok fena çıkaracak bize. Yandık ki ne yandık? Ben nefes alamıyorum. Gel. Gerçekten nefes alamıyorum. İşlem tamam Erol Bey. Alo. İşlem tamamdır anacık. Onur'un rezaleti naklen canlı yayında yayınlandı. Ay ne diyorsun? Ay inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Erol, seninle gerçekten bu günleri görecek miydik? Ay, ay çok duygulandım. Ay hakikaten şu anda çok duygulandım. Hayır, hayır ne düşünüyorum biliyor musun? Yani ben acaba kime bu dünyada bu kadar büyük bir iyilik yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Lale ne yaptı? Lale ne yaptı? Peki sen bana onu anlat. Kız Lale ne yapsın? Kala kaldı, dona kaldı, dura kaldı. Bu da mı gol değil? Bitir artık İtalyan, bu da mı gol değil? Gol oğluşum, gol. Hadi yavrum, hadi. Çocuğum sen şimdi artık evine dön. Çünkü babanlar da birazdan gelir. Hemen dönüyorum sultanım. Acele etmiyorum ama hemen dönüyorum. Tamam yavrum. Uyandık mı biz rüyada? Kandırdılar mı bizi aşkım? Duygularımızla mı oynadılar? Teyze, bu akşam burada kalır mısın? Kalırız canım. Hem ben Emir'e ablalık yaparım. Hatta hep burada kalır. Olmaz mı? Kalırız. Artık burada kalırız, merak etme. Oley, yaşasın. Ama Onur'un eşitem nerede? O da kalsın mı bizle? Gelecek mi? Hele bir gelsin o Onur enişten, hele bir gelsin. Geleceğe varsa... gelecek babacığım, gelecek. Geleceğe varsa da göreceğiz bakalım. Açmıyor, açmıyor. Bu Pelinsu'yu mutlaka bulmamız lazım Onur. Anne ne Pelinsu'su ya? Pelinsu şu an benim umurumda değil.
Benim için tek önemli olan şey Lale. 20 milyon. 20 milyon. Hayır, 25 mi verseydik acaba? Taksit taksit mi verseydik acaba? Böyle peşin takadanak eline sayınca kudurdu bu kız. Para para. Zaten ne geldiyse başımıza para yüzünden geldi anne. Ya sen kime ne kadar para veriyorsan ver, Lale ile Emir'i geri getirebilecek misin? Var mı öyle bir paran? Var mı öyle bir hazinen anne? Sakin ol oğlum, sakin ol. Bak, en iyisi sen bu akşam bizde kal. Biraz kafanı dinlersin ha? Evet. Evet yavrum, hem de Lale de kafasını dinlesin diye mi bir böyle aşırı tepki verdiğini anlasın. Aşırı tepki mi? Anne senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aynı şey benim başıma gelse sen ne hissederdin? Lale yerden göğe kadar haklı. Ben sizi eve bırakayım yoksa kalbinizi kıracağım. Canım ben öyle demek istemedim aslında. Hani aşkınız o kadar böyle büyük ki. Yani böyle ufak tefek sorunları tamam, şey yapmaz. Tamam. Yani sağlamlık açısından. Tamam. Oğlum sen en iyisi bizi eve bırak tamam. Sonra git kendi evinde dinlen. İyice düşün, taşın. Gelinimizi geri getirecek bir yol bul, tamam mı? Bulacağım baba. Muhakkak bulacağım. İnanmıyorum hala ya. Pelisu nasıl böyle yalan söylüyor ya? İftiralar kraliçesi yani. Yok bilmem ne bir pozlar böyle. O elindeki çekti sahteydi yani bence. Cesarete bak yani değil mi baba? Babaannemin bu dedenin bu kural koyma şeyleri falan yalan değil mi baba? Nasıl yani? Gerçekten mi? Var mı böyle bir şey? Pelisu yalan söylemiyor muydu? Ben de günahını alıyordum kızım yani. Ya kızım hadi onu bunu boş ver de Pelinsu ortada yokken o video bir anda nasıl ortaya çıkıverdi yani? Onu o bilgisayara kim yerleştirdi de biz bir anda o videoyu izledik? Ben hiç anlamadım. Alo anacık, bunlar benden önce geldiler. Ben dımdız dakikala kaldım ortada. Benden önce vardılar bunlar. Aferin. Aferin benim aptal oğlum. Böylelikle bir çuval incili berbat ettin değil mi? Seher, tatlım ben bakıyorum tamam. Sen bakma, ben bakıyorum. Tamam, bana bak. Şöyle yap, evden çıktığın gibi eve gir. Tamam mı yavrum? Arkadan dolaş, arkadan eve gir. Ben babanları oyalayacağım. Hadi çocuğum, hadi Erol. Tamam, sen oyala. Allah Allah. Erol! Kim o? Betü, biziz. Hadi açın şu kapıyı, donduk. Geliyorum, bekleyin. Boşuna para ödüyoruz Seher'e. Ay Şadeciğim, anahtarı bulamıyorum ki ya. Geliyorum. Oğlum yavrum, çocuğum montunu çıkar. Betül, deli etme adamı. Aç şu kapıyı hadi. Yemin ediyorum dublör kullansam şundan iyiydi. Yemin ediyorum bir dahakinde de dublör kullanacağım. Baba, Erol'e bir şey olmuş olmasın. O yüzden kapıyı açmıyor. Olmasınlar. Anne, aç şu kapıyı. Aç şunu. Erol, kaynana aç şu kapıyı. Ay açtım. Koştum ben de, Burada yavrum. Allah Allah. Ne yaptın? Merak mı ettin? Az bir şey tuvalette kalmışım. Çok da detaya girmek istemem. Birazcık netameli bir süreç oldu. Yani böyle... Filmlerden korktun tabii. Altına yaptın değil mi? Ah ilahi sen. Çabuk geldiniz. Ne oldu? Bir problem falan mı çıktı baboli? Oğlum ne problem olacak Allah aşkına? Onlar biz mi? Yani Lale, Onur bunlar son derece mükemmel insanlar. Onların ailesinde bir problem çıkar mı yani? Hayatta çıkmaz. Oho var ya neler oldu neler. Hiç haberiniz yok yani. Hadi gelin içeri de ben size anlatayım. Teyze, yarın parka gidecek miyiz? Gideriz canım, merak etme. Gidersiniz anneciğim, gidersiniz ama hadi. Şimdi sen yatağa geç oldu, hadi doğru yatağa. Ama anne ya, of. Ya
Hadi bana oflamak muflamak yok. Hadi dişini fırçala bir güzel yatağa doğru. Hadi. Dedeciğim seni çok seviyorum. Ben de seni. Hadi babacığım. Anne de babacığım. Hadi. Hadi iyi geçelim. Bak çocuk falan diyoruz ama nasıl anlıyor aslında. Evet anne ya. Aynen öyle. Teyzesi hissediyor tabii. Ya. Yemin ediyorum ben inanamıyorum. Yani hani kesin fotomontaj yani. Bana öyle geliyor. Fotomontaj yani. Ne fotomontaj olacak? Ortada fotoğraf mı var ki fotomontaj olsun? Niye hiç kafanı kullanmadan konuşuyorsun oğlum? Ben şey için şey diyordum anne yani. Sen şey etme Kurtuluş, sen hiçbir şey etme. Sen sus en iyisi, tamam mı? Şey direkt... kirliliğisin ha, safi gürültü kirliliğisin. Ne şey yapmadım ki yani? Montaj... Sanki konuşmak zorunda. Biz de filmin içine nasıl girmişsek. Ödüm yarıldı benim burada. Bu nasıl bir tür ayrıca? Korku komedi mi bu? Ne bu? Karate mi bu? Ne bu? Ay. Ay fakat yani şimdi böyle çığlık atla falan filan da yani bu Pelinsu'nun yaptığı ne böyle Erol ya? Ay, aa korkunç bir şey. Korkunç bir şey hakikaten bu ya. Dünyada ne kadar kötü insanlar var ya. Ay valla böyle olayları duydukça ben yani insanlığımdan utanıyorum valla. Anneciğim, affedersiniz ama herkes sizin gibi haza hanımefendi mi? Herkes sizin gibi hümanist olabilir mi? Bu kötülükler değil bizim aklımızın ucundan geçmek, kıyısına yanaşmak. Tabii, tabii. Ay, ay, ay o adamın beynini mi yiyor Erol? Adamın beynini mi yiyor? Hayatım beynini yiyor, bir şey yok. Sen kaç aydır benim beynimi yiyorsun? Hem de kapalı ameliyat. Bakma, bakma. Vallahi baby girl'le etkilenir. Bakma, beynini yiyor. Ay neresini ısırdı adamın? Aa, gerçekten korku komedi. Korkma kızım, korkma. Gerçek değil onlar, plastik makyaj. Annen iyi bilir, sor annene anlatsın. Hayda. Ay yok artık. Ay, ay ne kadar acımasız bir adamsın Şadi. Bu kadar geçmişte kalmış bir olayı artık böyle demişti pilavı gibi yani sürekli gündeme getirmenin sırası mı? Aa, ne alakası var ayrıca onunla? Fil hafızası mı? Deve kimli mi artık? Hangisiyse. Tamam. Hadi Lale, aç şu telefonu. Ne olur aç ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Of Onur, of! Her şeyi en baştan söylemeliydim Lale'ye. Tek tek anlatmalıydım. Oğlan uyuttum. Ay. Ya bak şimdi sabahtan beri böyle hani ne bu sıkıntılı sıkıntılı ya. Bak benim acayip bir fıkra geldi aklıma. Anlatayım da bir şey yapalım ya, ne böyle sıkıntıdan bir kurtulalım diyorum bak şimdi. Ya bu böyle İngiliz bir gün şeye gidiyor. Bu İngiliz, Fransız, Türk. Ha Nünüm bak sen biliyorsun bunu anlattıydım ben sana. Allah'ım ya bak şey. Fransız yok mu böyle kahvaltı şeyine gidiyor bir gün. Bu İngiliz lan şey alacak. Neydi o ya dur bak. Ulan dur. Fransız bak kahvaltı şeyinden geliyor bak. Ya Kurtuluş Allah aşkına anlat da biz de gülelim artık ya hadi. Tamam yavrum dur. Şey ya toparlayayım ben. Bir toparlayayım şey gelin. Anladık İngiliz, Fransız. Ha. Tamam öbürü Türk. Ha. O onu diyorum anne. Bu Fransız'ın kahvaltı yakışıklısı. Allah'ım yarabbim. Sustur ben susturacağım. Hatırlayayım mı? Bir hatırla. Unuttum benim. Vallahi komikti aslında. Pelinsu bile her şeyi biliyormuş. Onca zaman şirkette çalıştı bu kız. Ablamla yüz yüze baktılar. Anne. Ha canım. Ben bir daha o eve dönemem. Baldız, ayıp ediyorsun ya. Burası senin de evin yani. Yani hani Songül annemin evi senin de evin Baldız. Sen hiç merak etme kızım. Evelallah. Ben yaşadığım müddetçe hiç kimseye muhtaç bırakmam sizi.
sizin yeriniz hep benim buramda. Tamam mı? Hiç şüpheniz olmasın. Hadi yavrum, şimdi git bir yüzünü yıka. Ha? Bizim dirliğimizi, bizim birliğimizi kimse bozamaz. Hadi. Hayatım, ödümüzü yarıyorsun şurada ailecek. Biz de nasıl kaptırdıysak bu korku komedi midir? Bunun tarzı ne? Ay, ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bence bizim artık bir aile olarak kenetlenmemizin zamanı geldi de geçiyor bile. Hakikaten. Ay Şade, kim bilir o Lale ne kadar üzülmüştür. Yani perişan olmuştur kızcağız. Şey mi yapsak acaba? Şöyle diyorum, bir toplanıp hep beraber bir geçmiş olsun ziyaretine mi gitsek? Hı? Hazır bir kriz varken bunu nasıl fırsata çeviririm diyorsun yani Betül, öyle mi? Ev hapsi cezanız devam ediyor. Babacığım, şimdi müsaadeniz olursa iyi halden diyorum. Acaba hapis cezasını paraya çevirmek mümkün olabilir mi? Çünkü para cezasını çevirirsek biz onu para şeklinde ödeyebiliriz. Çünkü bizim paramız da kamyonla paramız olacak. gibi hissediyorum. Sanki para gelecek bir yerden, elim kaşınıyor kız. Vallahi bir şey hissediyor, para gelecek. Neden dersen, Onur Efendi ceza sahası içinde 10 kusurlu hareketten birini yapmak suretiyle babaannem tarafından şutlandı. Madıysa bile acak. Şutlanacak. Neden? Çünkü Onur hatalı. Geriye kim kalacak? Şirketin başında mazbut aile babası, ev bak sahibi, işinin gücünün başındaki Erol. Bilemem ben çocuğum. Ama Şadi'cim yani Allah aşkına şöyle etrafına bir bak. Yani şöyle bir bak, dürüst ol yani. Bizim gibi kaç aile kaldı böyle sıcacık, samimi? Kaç aile kaldı hiç vallahi? Hiç kalmadı. Gerçekten. Acı biz birbirimize bir fenalık yapmıyoruz ki yani. Bizim yaptığımız hep başkasına yani. Hayır, onun da cezasını artık biz böyle gani gani çektik yani. Keşke bizi affetsen. Keşke bizi affetsen yani. Vallahi şöyle ailemize bir bakıyorum. Yemin ediyorum bir çekirdek aile. İdeal bir çekirdek aile. Hepiniz tek tek çekirdeksiniz benim gözümde. Hanımım kabak çekirdeği. Yani bence de baba ya. Vallahi Yıldız yengemle onun yaptığı kötülüklerden sonra bizimkiler melek sayılır yani. Bence de affedebilirsiniz. İyi hadi, tamam affettim. Bir daha da böyle alengirli işler yapmayın. Duydunuz mu? Vallahi. Helal olsun. Yemin ediyorum. Vallahi hiç eniştemden beklemezdim ben böyle bir şeyi. Ablamın yerinde olsam veririm yarın mahkemeye, bitiririm bu işi. Ay ne rahat konuşuyorsun ablacığım ya. Ay tabii. Bekara koca boşamak kolay. Bu işler o kadar kolay değil. Arada bir çocuk var. Olmaz. Bakın ne buldum. Ay. Ya. Ne kadar masumduk o zaman. Ne kadar basit telaşlarımız varmış. Sabaha kadar yatağın üzerinde oturup böyle evcilik oynar gibi evlilik hayalleri kurardık. Şimdi düşünüyorum da hayat ne kadar kolaymış o zamanlar. Vallahi sorma ablacığım. Biz de ne zannediyorduk, böyle dünyanın bütün yükü omuzlarımızı zannediyorduk. Bütün sıkıntılarımız evleninceye kadar sanıyorduk. Tek derdimiz aşık olacağımız adamı bulmak. Onunla tanışmak. Evlilik, düğün, gelinlik. Evlilikten sonra hiçbir sıkıntımız olmayacakmış gibi düşünüyorduk. Ay, vallahi aynen öyle. Keşke her şey masallardaki gibi olsa. Evlendiler ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Ama nerede, yok. Yok. Gir böyle. Bak bak. Hatırlıyor musun abi? Onur seni sevdiği için değil, dedesinden kalan mirası alabilmek için seninle evlendi. Yani senin gerçek sandığın her şey koca bir yalan. Abi, 1 lira versene be. Hepsi mi? Allah senden razı olsun. Allah seni sevdiğine kavuştursun. Thank you.
efendim kurtuluş. Bacanak ne yapıyorsun ya? Nasıl olsun ya işte biliyorsun olanları. Kötüyüm, iyi hissetmiyorum kendimi. Lale'ye ulaşmaya çalışıyorum, telefonlarımı açmıyor. Şimdi de kapatmış telefonu. Ya Bacanak hani Lale de çok kötü biliyor musun? Çok kafası karıştı kızın yani. Daha doğrusu herkesin kafası karıştı. Ne bileyim öyle hani koskoca ekranda şeyi görünce kötü oldu be Bacanak. Biliyorum Bacanak. Hepinizi hayal kırıklığına uğrattım. Yani şu an oradaki herkes senden nefret ediyor desen inanırım. Ya ben seni anlıyorum be Bacanak. Hani yani sen doğru bildiğin şeyi yapmaya çalışıyorsun ama bazen yanlış anlaşılıyor. Yani biliyorum hep benim başıma geliyor. Misal bu validenin çiçekçi şeyini şapayım diye ben hani oradan şaptım tamamen yanlış anlaşıldı. Hani sen geldin beni kurtardın. Yemin ediyorum ben de seni kurtaracağım Bacanak. Bak söz veriyorum. Bacanak gerçekten sağ ol ya. Şu an böyle şeyler duymaya öyle ihtiyacım var ki. Ama yani senin bana şu söylediklerin bir şey çözmeyecek. Yani Lale beni affetmeyecek. Bir işe yaramayacak. Ha, yok öyle Bacanak. Öyle hemen teslim olmak yok yani. Bak ben buradayım. Duyduğum her şeyi sana söyleyeceğim Bacanak. Yani biz bir şekilde bu işin içinden çıkacağız, tamam? Tamam Bacanak, dediğin gibi olsun inşallah. Ha, inşallah. Hadi bakalım inşallah. Hadi, hadi. Görüntüleri yerleştirdim. Hiç iz bırakmadım anacık. Aferin Onurcuğum. Er geç hak ettiğin şirketin başına geçeceksin. Onurcuğun işi bitti. Daha da toparlayamaz o evliliği. Aman evladım, aman oğluşum. Dur, baban düşüncelerimizi duyabiliyor yavrum. Oğluşum, dikkat et. Aşk olsun anacık. Bizim de ilk işimiz değil. Na 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 na. Ay! Ay! Üf baba ya. Nerelere gittiniz ya? Dur koptu ya. Üf. Ay kızım ya. Ay Şadi'cim biz de böyle işte oturduk bütün gün film seyrettik. Üf. Tamam Betül, tamam. İnandık. Erol. Ha. Sen böyle Onur gibi o dedenin kuralı yüzünden benimle evlendin. Dedem kim hayatım? Onur ne? Kural kaç? Net bir cevap da veremedim. Çünkü soru da çok karışık şu anda. Şey yapamadım. Seni de karşılayacak, doğruyu tatmin edecek cevabı da veremedim. Evlilikle ilgili bir soru olsa gerek. Evlilikle ilgili... Aa! Kız ben seninle durduk ki kuralla evlenecek insan mıyım ben? Aşk adamı değil miyim ben? Aşk olmadan meşk olur mu çapkın? Baba! Erol benimle Minasicim'le evlendi. Kızım şimdi sen böyle şeyler düşünüp kendini yorma. Sıkma sen tatlı canını. Bebeklerini düşün. Zaten sen bir doğumunu yap. Ondan sonra oturup konuşacağız. Evet mi oluyor bu yani? Erol, seni terk ediyorum. Yapma be. Yolun açık olsun diyebiliriz. Ne yapalım? Oturma, kalk. Kızım terk ediyorum dedim. Birinci tekil kullandın. Senin gitmen gerekir. Seni terk ediyorum. Evi terk etmiyorum ben. Karnım burnumda ya benim. Ben mi gideyim? Sen gideceksin bu evden. İşin yoksa 5 yıldızlı otel bul. Erol. Erol. Bir şey söylesene şu çocuğa. Ha, karısını bırakırsa İsmet annem Erol'u da şirketin başına geçirmez. Ya düşündüğün şeye bak Betül. Hayır bir dakika, Allah korusun. Bir yanlış anlaşılma var, şu anda idrak ediyorum. Senden ve yavrularımızdan ayrı geçen ömrü yaşanmamış sayarım hayatım. Beraber yaşayalım ki o paracıkları beraber yiyelim. Yalnız yiyen yalnız ölür. Öyle kolay değil. Önce beni kendi aşkına böyle ikna edeceksin. Ondan sonra barışırım yani. Yine sınav. Yine sınava sokacak. Özgüvenini asla kaybetme kızım. Tamam mı? Sen hiç hata yapmadın, tamam mı? Hiç. Sana yapıldı hata. O yüzden de dimdik olacaksın. Kuvvetli ol. Tamam mı anne? Anneciğim nasılız? İyi miyiz? İyi değiliz. Öfkeliyiz. Bize yapılana aynı şekilde karşılık vermek istiyoruz. Tabii. Yani ne öyle hani bizden alacak prenses gibi kızımızı ondan sonra üzecek. Bundan sonra o Onur beyefendi lalemizi zor görür yani. Onur bacanam bunun hesabını verecek, cezasını çekecek, gününü görecek. Yok öyle bundan sonra. Önce bu bacanak bir odayı terk edecek. Ha.
O zaman iyi geceler Valide Sultan. İyi geceler prensesim. Hadi. Bir masal anlatayım mı sana? Ay, sen de çok severdin. Şeyi anlatayım, çikolatadan ev. Biz ne yapıp ne edip bacanakla laleyi birleştirmemiz lazım. Ben onu bilirim, onu söylerim yani. Hayda, o nereden çıktı kurtuluş ya? Üf. Bir yerden çıkmadı ünlüm, hep vardı. Sadece validenin yanında söyleyemiyorum yani. Ayrıca bizim ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa Onur bizim hep yanımızdaydı yani. Bence Onur'a bir şans daha vermemiz lazım. Yani şimdi parayla ilgili bir şey olmuş ama bizden parasını hiç esirgemedi yani. İnanmıyorum enişte ya, mantığa bak yani. Ayı veriyorum Maldız. Yani ben bu mantıkla her zaman kendimi ayran bırakırım, biliyorum yani. Şimdicim şeytanlık demiyorsun da. Ha? Yok bir şey. Hey, ben lafımı söyledim, gidiyorum. Hadi. Çok biliyor, çok. Çok biliyor. Allah'ım, şu güzelliğe bak. Alkışlarla. İşte bu. Lütfen, biz de gönül almak nedir biliriz. Buyurun, prensesim benim. Hayatımın anlamı. Sen neden beni Onur'la kıyaslıyorsun acaba? Ben Onur'la bir miyim? Aşk olsun. Onur dediğin kaba saba, soğuk nevale bir insan. Oysa ben kalibresi çıtası yüksek, heyecanlı bir tipim. Ve bütün heyecanım sana olan aşkımla. Güzel kızım, ben de sana binlerce defa anlatmadım. Ne yaptı o Onur? Erol'cum ne yaptı o Onur? Gitti o yanlışlıkla önce çocuğu aladı. Ondan sonra gitti Lale'nin ağzından girdi, burnundan çıktı. Kızı evliliğe ikna etti. Ama benim oğlum öyle mi? Benim oğlum öyle mi? Şunun tipine bir bak. Benim oğlum seninle hiçbir art niyet olmadan evlendi güzel kızım. Ayrıca bizim aşkımız Onurlarınki gibi mi? Resmen arıtılmış, damıtılmış, filtreden geçmiş gibi değil mi? Seni parsel parsel seviyorum aşkım. Allah'ım şu güzelliğe bak, şu güzelliklere bak, şu tepsilerin içindekilerin güzelliklerine bak. Maşallah. Bir hamilenin aşereceği her şeyi. Yani şöyle söyleyebiliriz, aşermeyle ilgili her şey. Tahin pekmez mi o? Evet, tahin pekmez. Boza mı o? Boza. Kavun. Kavun. Vallahi kavun karpuzla yata yata büyüyor. Hiç alakası da yok konumuzda. Ben şu anda gerçekten senin bana olan aşkına acayip derecede inandım yani. Çünkü bir insanın sevdiği her şey aynı anda, aynı yerde olabilir mi ya? İnanamıyorum. Kızım ne yapıyorsun?
Güzel kızım bak, benim oğluşum sana bu kadar aşık olmasa, seni bu kadar iyi tanımasa böyle bir sunum hazırlayabilirim Allah aşkına. Şu sunumun inceliğine bak, şunun zarifliğine bak. Zarifiye şunları. Yavaş hayatım. Aa, şişt, lütfen. Oksijen solunumunu bırakmadan ye. Yeme artık, ceviz suç yeme. Duvara tırmanacaksın artık. Yeme tamam. İyi ki o gece yanlış masaya oturmuş. İyi ki sana aşık olmuş. İyi ki evlenmişiz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Yalancısın işte. Ben aşkı böyle yaşıyorsam, ne yani çok seviyorsam, benim sevmekten anladığım buysa ne yapmalıyım söyle, hata yine mi bende, ne olmuş hiç kavuşamadıysam, ben aşkı böyle yaşıyorsam, ne yani çok seviyorsam, benim sevmekten anladım buysa ne yapmalıyım söyle, hata yine mi bende, ne olmuş hiç kavuşamadıysa. Yapmalıyım söyle, hata yine mi bende?
Günaydın. İyi uyudunuz mu? Uyudum anne de niye haber vermedin? Biz de yardım ederdik sana. Ay nasıl haber vereyim? Kedi yavruları gibi böyle sığınmışsınız birbirinize uyuyordunuz. Günaydın. Ne oldu sen çok uyumadın mı? Ha? Oh sarılın böyle bana. Bakın ben de biraz çalışayım olur mu? Hadi şey Lale severmiş nereye içeri çıkar? Ben de salatalık domatesi doğrayayım hadi. Sıcak sıcak sabah fırından ekmekleri getirdim. Ayrıyetten bak ben sevgili baldızım. Lale için ne aldım? Hah, iyi halt etmişsin vallahi kurtuluş yani. Bravo. Vallahi tebrik ediyorum. Kızın kalbi kırık zaten. Sen de böyle gözüne gözüne sokuyorsun. Vallahi doğru diyorsun Nurum ha. Ben onu hiç akıl edemedim. O zaman ben bunu hemen yutayım da görmesin bari değil mi? Yut. Aynı ablamın kalbi gibi değil mi? Ay canım benim. Ay güzel. Sen ne oldu kahvaltıyı kalmıyormuş mu yavrum? Yok anne hiçbir şey yiyecek halde değilim. Ben eve gideceğim. Bravo babam. Yine benim tebrik ederim seni. Kadının yeri neresidir? Kocasının yanı. Aferin valla doğru karar verdin. Benim sen de bir şey sorsana. Sen bir ağzındakini şey yap da bitir öyle konuş. Ne dediğin anlaşılmıyor. Fırsat verirsen söyleyeceğiz kurtuluş. Yok öyle bir şey değil. Şimdi evde kimse yoktur. Onur iştedir de eşyalarımı alacağım. Ha, yani böyle temelde dönüyorum şeyini demiyorsun yani. Hayır ben onun yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Kendi eşyalarım değil ki Emir'in eşyaları orada. O yüzden gitmek zorundayım. Ya abla ben gideyim senin yerine. Ne istiyorsan söyle yeter. Yok. Benim tek gitmem daha doğru olacak. Nasıl olsa ben her şeyi tek başıma yaşamışım. Aşkımı da inancımı da. Hadi oradan be! Ne tek başına yaşamışsın? Yavrum biz hep seninle beraberdik yapma. Senin aslan gibi annem var ya. Nasıl tek başınasın sen? Yapma ne olur. Allah Allah. Asıl öbür taraf tek başına. Onların hepsinde kocaman böyle o sol taraflarında kalp yerine para kasaları var. Yapma hiç öyle düşünme. Anne var ya yemin ediyorum hükümet gibi kadınsın ha. Ben bunu biliyorum ya. Bak sana ben ne aldım. Bu ne yanar döner ya. Hadi teşekkür ederim. Vallahi tamam, sana aldım ya. Biliyorum biliyorum bak. Ya ben boşuna demiyorum anne hükümet gibi kadın. Neyse yemiş kadar oldum oğlum. Ay tamam neyse ablacığım evet ya annem dediği gibi bak yalnız da değilsin. Annem var bizler varız en önemlisi Emir var ablacığım ya. İyi ki varsınız. Hadi hadi. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Masaya götürüyoruz. Hadi hadi. Hadi. Sen de kalıyorsun. Ben bunları alıyorum ben o zaman. Şöyle. Ya ya bunu alacaksın yanından yakalacaksın. Tamam. Sizden kalma şeyi biliyor musun? Hadi. 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 Tek seferde şey yapalım. Hadi bakalım gel 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 gel. Enişte yürü. Yavrum o ben dükkan zamanından biliyorum. Ya enişte. Tamam tamam. Hadi. Vallahi kendimi dinleme şansım da oldu. Birazcık kafamı dinledim çocuklar. Kişisel bakımıma özen gösterdim yani. Cilt bakımı olsun, vücut bakımı olsun bunlara özen gösterdim. Hem de istedim ki şu şirkette de bizim kıymetimiz bir anlaşılsın be. Ha? Anlaşılmasın mı? Ne diyordum? Dürüstlük. Şirketimizin temel mottosu her zaman dürüstlük olmuştur arkadaşlar. Çünkü neden? Rahmetli dedem toprağı bol olsun dürüstlük derdi. Başka bir şey demezdi rahmetli. Hatta şöyle bir sözü var hiç unutmam. Para kaybetmektense derdi, buraya dikkat, insanların güvenini kaybetmeyi tercih ederim derdi. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diyecektin. Herhalde Erolcuğum. Sultanım, arkadaşları test ettim ama hiç kimse sizin kadar dikkatli değil. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler hanımlar, beyler. Alayım. Ayşegülcüğüm. Bunu şirketin en güzel yerine asalım. Arkadaşlar, dediklerimi de dediklerim gibi yapalım. Dediğimin dışına çıkmayalım, tamam? Buyurun. Teşekkürler arkadaşlar. Yemin ediyorum şirket skandalla çalkalanıyor babaanneciğim. Yani benim dahiyane sorun çözme kabiliyetim olmasa herkesin dilindeyiz. Ama Allah'tan düşmanlarımızı güldürmüyorum.
Canlarım dediklerim düşmanlarımdan daha çok üzdü beni. Artık kime itimat edeceğimi bilemiyorum. Canım dediklerim canımı aldı diyor. Kime güvenilecek babaanne? Kime itimat edilecek belli. Biricik torununuz Erol. Sizin de miras için evlenmediğinizi ben nereden bileceğim Erol? Aa! Aşk olsun babaanneciğim. Gerçekten ne biçim lakırdılar bunlar. Duymaz olaydım gerçekten. Çok üzgünüm şu anda. Bizim ilişkimiz hiçbir zaman bir maddiyatın önünde, arkasında, sağında, solunda olmamıştır. En gerçek ilişkiden daha gerçek bir ilişkiye sahibim ben. Parayla saadet olmayacağının bilincinde bir insanım ben. Parayla olsa olsa rezalet olur. Onu da zaten Onur bize yaşattı sağ olsun. Allah'ım! Kimi görüyorum? Kim gelmiş? Karım, hayatımın anlamı, biricik sevdiceğim, eşim. Helalım, belalım, delalım gel. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk, ne oluyor be? Babaanneciğim, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler ya. Ahan da bu önümdeki kadın, başarım da benim arkamda olan kadın. O kadın bu kadın. Çünkü her şirketin temeli mutlu, yalansız, dolansız, çıkarsız bir çekirdek ailede gizli. Ben öyle düşünüyorum. Hayatın? Aa! Rengin mi atmış kız senin? Ay vallahi bebeksi tenin solmuş senin. Künefen mi geldi? Ay künefen mi geldi? Ondan mı böyle oldum? Bir soluk gibiyim zaten. Sesim de kısıldı. İyi, tamam, tamam. Tamam, inandım hadi. Onur gelince haber verin bana. Baş! Künefe? Ne künefe hayatım? Şeker komasına gireceksin. Çocukları şeker hastası edeceksin. Ne künefe? Erol. Aklına düşürdük. Almamak olmaz. Karpuz kabuğundan gemiler ya. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.